Özlemişim Sabahattin kahvesini be. 20 yıldır lezzeti hiç değişmedi. Afiyet olsun babacığım. Buyur beraber olsun diyeceğim ama sen şimdi bizi beğenmezsin tabii. Ya baba ne yaptık ya? Öyle tabii oğlum. Ne de olsa okumuş adamsın. Ya estağfurullah baba, okuduysak okuttun da okuduk. Hemen böyle alınganlık yapma evladım. Latife olsun diye takılıyorum sana. Hem iş dünyasının birinci altın kuralı neydi hatırla bakayım. Her şeyi duyma, her şeyi görme. Aferin evladım. İşte bu senin kulağına küpe olsun. Bak bu temrini sakın unutma. Başlamadınız değil mi? Sensiz başlar mıyız hiç? Gel bakalım. Evet. Söyleyin bakalım. Nedir şimdi sipariş durumumuz? Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Alışmaya çalışıyorum. Tabii. Kolay değil Mehmet Bey'in asistanı olmak. Evet, herkes öyle söylüyor. Ya zor olsun, bana fark etmez. Siz nerede tanışmıştınız? Barda mıydı? Pardon? Anlamadım. Tatlım, çekinmene gerek yok. Ben yabancı değilim. Buradaki tüm asistan alımlarını ben yaparım ama tabii Mehmet Bey'inkiler hariç. O biraz, nasıl söyleyeyim, özenle seçiyor asistanlarını. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ay iyi bırak bu cici kız ayaklarını, herkes kimin ne olduğunu biliyor. Ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun ya? Özür dilerim. Özür dileyeceğim senden. Rahim, özür dileyeceksin. Pazardaki payımızı %5 arttırma hedefimize sezon sonunda ulaşacağız gibi gözüküyor baba. Ama biz yine de her şeye rağmen temkinli davranıyoruz. Güzel. Allah Allah. Ne oluyor ya? Anlamadım ki. Ne yapıyorsun? Yeter! Ne oluyor burada? Nedir bu rezalet? Bu kadın yanıma geldi, sonra... Ben kendisine işle ilgili yardımcı olmaya çalışıyordum, birden üzerime atladı. Bak yemin ederim. Bağırırım. Mehmet Bey, bu kadın bana iftira attı. Bu kadının şirketle ilişkini kesin ve hemen gönderin. Baba bir aslını astarını öğrenseydik. Öğrenecek bir şey yok. Her şey apaçık ortada. Belli ki bize uygun birisi değil. Gönderin gitsin. Bir dinleseydik en azından. Dinleyecek bir şey yok. Gönderin bunu hemen. Hadi herkes işinin başına dönsün. Ne haber? İyiyim, sen? İyidir. Dün böyle sesin soluğun çıkmayınca ben herhalde bir daha görüşmek istemiyor diye düşündüm. Yok. Dedim ya, unutmuşum dönmeyi. Unutulacak biri olduğumu sanmıyorum ama. Sen hep böyle mi giyiniyorsun? Nasıl? Abartılı. Bence yani. Yakışmamış mı? Yani yakışmış da mesele o değil. Genelde bunu çirkin kızlar yapar. Gereksiz yere dikkat çekiyorsun. Nasıl yani? Yani şöyle.
Sen çok güzel bir kızsın. Yani böyle şeylere gerek yok. Ama iddialı olmayı severim demiştim. Biliyorsun. Benim yanımda iddialı olma. Hele böyle hiç olma. Oldu mu? Daha iyi. E hadi bir şeyler söyleyelim o zaman. Ben çok acıktım. Bakar mısınız? Ne bakıyorsun be? Teşekkürler. Ya ben de mi cheesecake söyleseydim? Aklım kalacak şimdi. Yani canın çekerse söylersin sonra. Açsana, acil bir şeydir belki. Yok yok, acil bir şey değil. Ay, yani ben önemli bir şeyse diye şey yaptım. (Gülüyor)